Ağrı Dağı'nın eteğinin ucuna serpilmiş insanların diyarında Iğdır denir. Iğdır ya da Yeşil Iğdır. Buraya Yeşil Iğdır denmesinin sebebi çevresine göre oldukça alçakta kalması ve mikroklima alanı olmasından dolayı sürekli yeşil bir tabiat görüntüsüyle örtülü olmasıdır. Kayısısıyla da ün yapmış Iğdır, çevresinde yetiştirilemeyen birçok meyve ve sebzenin yetişmesine elverişli. Tabiat keyfinin doğuda en güzel sürdürülecek yerlerinden biri olan Iğdır'ın Aras Nehri ve Ağrı Dağı manzarası bile büyülenmenize kâfi. Iğdır'ın bir başka özelliği de Nahçıvan, İran ve Ermenistan'la ülkemizde en çok ülkeye sınırı olan şehir ünvanına sahip olmasıdır. Türkiye'nin uzak doğu noktasını oluşturan Iğdır, Ermenilerin yaptığı soykırım sırasında birçok evladını, yaşlısını, çoluğunu, çocuğunu, annesini şehit vermiş. Bu yüzden hemen hemen şehrin her köyünde ufak anıtlar görmeniz mümkün. Çok fazla şehit veren Iğdır'da hem soykırım anıtı dikilmiş hem de soykırım müzesi açılmıştır. Şimdi müzenin içini hep birlikte gezelim ve burada hunharca öldürülen vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla yad edelim. Iğdır'da yeraltı zenginlikleri hakkında yapılan çeşitli araştırmalarda petrol yataklarına rastlandı ve bunun için İstanbul'dan buraya sondaj aletleri getirilmiş. Eğer buradan çıkan petrol kaliteli bir petrol olursa hem ülke hem de Iğdır'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Yakın zamanda yapımı tamamlanan Iğdır Uluslararası Havalimanı ile birlikte Kafkaslar, Orta Doğu, Avrupa'nın arasında bir aktarma noktası haline getirilmesi planlanıyor. Şimdi bu koşturmacanın ardından acıktığımızı hissedip farklı lezzetler için yola koyulmak istiyoruz. Soframızı bugün Iğdır'ın Oba köyünde açıyoruz. Aysen Hanım bize tandırdan sıcak sıcak ekmekler yapacak. Biz de size sunacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Iğdır'a gidip köklü kültürünün yemeklerini tatmamak olmaz dedik ve yola koyulduk. Bu şirin ilin yemeklerini sizlere tattırmak için Oba köyüne varmak üzere yola koyulduk. Thank you.
Bizim soframızı Ağrı Dağı'nın eteklerine kurduk. Hep birlikte tandıra doğru gidiyoruz. Iğdır'ın bozbaş yemeği bu ile birlikte ün yapmış bir yemek. Ve dışarıda bir lokantada yemek isteseniz bile bu lezzeti bir Iğdırlı'nın elinden çıkan bozbaşın lezzetiyle karşılaştıramazsınız bile. İlk olarak tandır ekmeğimizi yapmaya koyuluyoruz. Tandırımız içeride yanmak üzere. Isınırken tandırımız hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz içinde yumurtalarımızı kümesten tazecik tavukları kışkışladıktan sonra topluyoruz. Şimdi bu yumurtalarla birlikte tandırımızın yanına gidiyoruz. Tavukların yumurtalarını aldım kümesten. Beni görmeden tandırın yanına gideyim. Evet. Merhaba. Biz ne yapıyoruz şimdi burada? Tandır ekmeği pişireceğiz. Tandır ekmeği pişireceğiz. Peki tandır dediğimiz budur. Evet. Burada alevler resmen burayı ısıttı. Ne zaman yaktık biz bunu? Biraz bundan önce yaktık. Yarım saat önce. Yarım saat ısınacak mı bu şimdi? Evet. Ekmeği ne zaman pişirmeye başlayacağız? Birazdan başlayacak. Bir 10-15 dakika sonra. 15 dakika daha, yani 45 dakika ısınacak tandır. 45 dakika sonra ekmeklerimizi bunun içinde pişirmeye başlayacağız. Peki bu tandırda ne zamandan beri ekmek pişiriyorsunuz siz? 4-5 sene. 5 sene. Bu köyde ne zamandır var bu tandır? 10 sene, 15 sene olur yani. 15 senedir tandırda ekmek pişiyor. Evet. Lezzeti daha farklıdır muhakkak. Evet, çok güzeldir lezzeti. O halde tandırımız ısınıyor. Birazdan ekmek yapmaya başlayacağız. Tandırımız ısındı. Ekmeğimizi yapmaya başlayacağız şimdi. Tahtadan un tahtamızı, ekmek tahtamızı koyduk tandırın başına. Üzerine unumuzu da serptik. Şimdi hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu. Maharetli ellerin ekmeği hazırlayışını hayranlıkla ve biraz da kıskançlıkla izliyoruz. Daha şimdiden iştahımız kavarmaya başladı. Ben alayım onu. Bu nedir? Bu ne? Bu ekmek üstüne koyacak vuracak şey tandıra. Bu rafetadır. Rafete. Anlamazsanız öyle şey. Ne bunun ismi ne? İsmi rafete. Rafete. Evet. Bu rafetadır, tamam. Ekmek üstünde. Şimdi ekmeği bunun kündeler üzerine bile açacağım. Tamam. Bunun üzerine koyup tandıra vuracağım. Tamam. Hadi bakalım. Kaç senedir ekmek yapıyorsun sen teyze? 10 sene. 10 sene. Maşallah, evet. Ne kadar da hızlı hızlı. Günde kaç tane ekmek çıkarıyorsun? 50 tane, 60 tane. Yani yediğimize göre. Şimdi biz bu unun içine ne koyduk? Önce unu... Kaç kilo hamur bu? 3 kilo. 3 kilo hamur. 3 evet. Kilo hamura... İçine maya koydum, tuz koydum, hı-hı, su koydum, un koydum. Tamam. Yoğurdum. Yoğurduktan sonra da... Ondan sonra da... Ne kadar yoğurduk biz bunu? Yarım saat. Yarım saat, evet, yoğurduk. Sonra, evet, dinlenmeyi bıraktık. Evet. Dinlendi. Dinlendikten sonra tandırı yaktım. Tandırı yaktıktan sonra da daha ekmeği pişirmeye başlayacağım. İnşallah. İnşallah. Şimdi bunları beze beze ayırıyor musun sen? Bunlara ne diyorsunuz siz? Künde. Künde diyorsunuz. Evet. Şimdi burada 3 tane künde mi var? Evet. 3 tane künde olacak ekmek. Evet. Lavaş olacak. Lavaş yapıyoruz.
açıyoruz, elimizle mi açıyoruz? Hayır, elimizden değil. Okluftur. Okluf? Evet. Okluf nedir? Okluf da bu lavaşı aşma oklufudur. Hamuru aşma için. Bizim merdane dediğimiz tahtaya burada okluf deniliyor. Evet. Bununla da şimdi hamurumuzu açıyoruz. Evet. Bak, babamın şeyi yoktu. Bağlayıpsan. Ben tutacak yeri yoktu. Var mı? Tamam. Daha mı zor olacak şimdi? Yok. Olmaz. Ekmeğimizi yapıştırdık. Şimdi kaç dakika bekleyecek orada? 5 dakika, 10 dakika ne böyle bekleyecek. 5 dakikaya pişiyor. Evet. Ayşe abla, ekmeklerimiz pişiyor burada hızla, çok hızlı ve çok güzel kokuyor ama evet, gözlerimiz görmüyor, az kaldı. Biz yemeklerimizi hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Ne yemek pişireceğiz bugün? Nohutlu yemek, ızırın. Bozbaş. Bozbaş pişireceğiz. Bozbaş. Umaç aşı, bir de köfte, taş köftesi. Taş köftesi. Peki bunları hazırlık yapmak için biz eve doğru gidelim. Eve gidelim, evet. Hazırlıklarımızı yapalım, ekmeklerimiz de o zamana kadar pişe dursun, biz evde mutfaktayız. Bizi pişirelim o zaman. Çalın kapıyı, zaten herkes içeride. Bir daha çalalım. Buyurun, buyurun hanımlar, buyurun, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Buyurun mutfağımıza. Hoş bulduk. Yemek başına, buyurun. Aa, hemen iş başına. Hemen hiç durmuyoruz bu evde, içeriye girer girmez buyurun, yemek yapmaya başlıyoruz. Buyurun hanımlar, bazen yürüyün hanımlar, ocak başına. Ocak başına gidelim. Evet. Macide teyzemin, Nurgüzel teyzemin konuğuyuz, Iğdır'dayız. Macide teyze, hoş bulduk, sağ olasınız. Ne yemek pişireceğiz? Hemen mutfağa girer gireriz. Ben Iğdır'ın eriştaşını yapacağım. Annelerimizden kalma yemeklerimizi yapacağız. Eriştaşımızı yapacağız. Size tarifini vereceğim. Tarifini verecek misin? Evet, vereceğim. Çok gizli tarifi bize vereceğiz. Vereceğim. Nurgüzel teyze bize gizli Iğdır'ın erişte aşının tarifini verecek. Sadece bizim soframız ekibi için. Evet. Başka ne yemek yapacağız bugün? Iğdır'ın nohutlu bozbaşını yapacağız. Nohutlu bozbaş yapacağız. Çok namı duyulmuş bir evet, bozbaş. Evet, çok meşhur Iğdır'ın bir yemeğimiz. Iğdır'ın. Onu Iğdır'a gelen yemese pişman olur yani. Çok pişman olur, onu yemez. Biz pişman olmamak için bir an önce yemeğimizi pişirmeye başlayalım evet, o halde. Evet, başlayalım. Hadi. Nurgüzel teyze, ne yapıyoruz biz şimdi? Biz erişte aşı yapacağız. Erişte aşı yapacağız. Şimdi yağını bıraktık. Şimdi soğanları doğrayacağım içine kızım. Ne kadar yağ koyduk biz bu tencerenin içine? 200 gram yağ koyduk. 200 gram yağ koyduk. 4 tane soğan koyduk. 4 tane soğan koyuyoruz. Bunları kızartacağız kızım. Kaşığın nerede? Bu mu bunun kaşığı? Evet. Salçayı alamadım. Macide teyze, Macide teyze. Evet, salçamız nerede? Salça dolapta. Dolapta. Oradan salça yiyor. Bu mu? Salçamız. Ne güzel kokuyor. Nurgüzel teyze, kaç senedir yemek pişiriyorsun sen? Ben 47 senede yemek yapıyorum. Hoş. Hep toplantı, toplum yemeklerini yaparım. Hayır işlerimizde, kına gecelerimizde yemek yaparım. Cenaze yerlerimizde yemek yaparım. 60 kilo etin yemeğini yaparım. 100 kilo pirinci. Maşallah. Pilavını, süzme pilavı yaparız. Yoğurt çorbası yaparız yalnız. Salata yaparız Iğdır'ımızın. Iğdır'ın aşçısı o zaman Nurgüzel teyze. Iğdır ailesinin. Iğdır ailesinin aşçısı Nurgüzel teyze. Yani bizim soframız en doğru mutfakta şu an Iğdır'da. Nurgüzel teyzenin usta ellerine erişte aşını bırakıyoruz. İşte salçasını bıraktık kızım. Etini bırakacağım. Etini koy. Ne kadar et koyuyoruz onun içine? 1 kilo daha önceden haşlanmış eti. 1 kilo koyacağım.
Bu erişte aşını hep yapar mısın Nurgül teyze? Ne zaman yaparsın? Bu erişte aşı en fazla kışın yapılır. Kışın yapılır. Niçin? Bunlar böyle bir hasta oldu mu, soğuk oldu mu yapılır yani. Çünkü üstü yumuşaktır, işte kabaktadır. Et suyundan dolayı? Et suyundan. Şimdi buna bunun malzemeleri var. Bunlar çok böyle değerli malzemeler bunlar. Öyle yani. Ben yardım edeyim Sema. Yeterli. Yeterli mi onlar? Yeterli. Tamam. Yaklaşık 1 kilo eti kazanımıza, tenceremize koyduk. Kavurmaya devam ediyoruz. Hep birlikte erişte aşının bitmesini sabırla, sabırla değil, çabuk çabuk olsun istiyoruz. Ne kadar tuz koyuyoruz bunun içine? Bir kaşık. Tuzu var mı? Tadına göre. Tadına göre. Bir kaşık. Bir şey yok. Bir kaşık tuz koyuyoruz bunun içine. Salça koyduk, tuz koyduk, eti koyduk, soğanı kavurduk, yağımızı koyduk. Şimdi bunların içine bir kaşık kırmızı biber koyuyoruz. İki kaşık kırmızı biber koyuyoruz. Bir kaşık karabiber. Bir kaşık karabiber koyuyoruz. Nurgüzel teyze, bu şimdiden çok güzel kokmaya başladı ama. Daha da bakacak o kızım. Haşladığımız 1 kilo etin suyunu da erişte aşımızın içerisine döküyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Ne kadar sıcak su ilave ettik şimdi burada? 2 kere. Yani yaklaşık 3 litre su. Tekrardan ilave ediyoruz. Evelik var bu. Evelik. Bu dağlarda yetişer. Otun ismi ne evelik? Evelik de dağlarda yetişer. Evelik sadece dağlar, yani sadece Iğdır'a has bir otu. Evet, bu Iğdır'a has. Yani İstanbul'da bu otu bulamayacaklar mı? Bulamazlar. İstanbul'a göndermişiz. Biz İstanbul'a bu yemeği yapmak isteyenlere evelik otunu Iğdır'dan göndereceğiz. Ne kadar koyduk evelik otundan bunu? 1,5 kilo. İşte şimdi bu kaynamaya aşımla bırakacağız. Aşı kaynadı mı? Şimdi bunu bizim başımız... Bu harcı değil mi şimdi? Erişte harcı. Evet, harcıdır onu. Şimdi hangi aşamadayız? Şimdi bunun nohudunu bırakacağım. Nohudunu koyacağız nohudunu içine. Nohudunu bırakacağım. Bunun maş... Börülcek diyor, maş diyoruz. Börülce. 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 Maş. Maş. Iğdır'da börülce, maş deniliyor. Maş diyeceğim. Maşı, yani börülceyi de erişte aşımızın içerisine koyacağız. Şimdi Nurgüzel teyze, tekrardan börülceyi koymadan önce tencerenin içinde neler var bunları sayalım. Evet, neler var sayalım oğlum. Soğanla yağı kavurdum. Evet. Etini kavurdum, evet. Salçasını koydum, hı-hı, baharatını koydum, kırmızı biber, karabiber, hı-hı, koydum. Ondan sonra ıldırı ayıp olarak eveliğini koydum. Evelik. Erik, kuru erik koydum, kayısı kuru. Kayısı koydum, kurusu olarak. Evet. Şimdi de maşımızı dökeceğim içine. Maş, yani börülcemizi maş şimdi içerisine dökeceğiz. Ne kadar börülce o? Kaç kilo börülce? Yarım kilo. Yarım kilo börülceyi hepsini yarım kilo erişte aşının harcının içerisine döküyoruz. Şimdi noktunu bırakacağım. Biraz nokta. Oradan nokta yapayım. Alayım nokta. Nohut, nohut, nohut. 1 kilo mu? Kaç kilo nohut bu? Hepsi yarım kilo. Yarım kilo? Yarım. Yarım kilo nohutu da o da nohut harcımızın içine koyduk. Şimdi bunun ağzını kapatacağız. Kapağını başlayacağız. Biz bunun erişesini yapacağız. Hamburunu yapacağız. Değerli izleyiciler, şimdi nohutumuzu içine koyduktan sonra haşlamaya, kaynamaya bırakacağız erişte aşımızın harcını ve şimdi eriştemizi yapmaya başlayacağız. Şimdi erişte aşımızın harcı arkada pişiyor. Pişiyor, evet. Eriştemizi hazırlıyoruz. Bunun içine şimdi erişte içine koyduk. Bir bardak su koyduk, bir yumurta, bir kaşık tuz. Bir bardak su. Alabildiği kadar un alacak. Alabildiği kadar un. O zaman eriştemizi şimdi hamurunu yapıyoruz. Evet. Marketlerden hazır almaya alıştığımız erişteleri bir çırpıda yapıveriyor bu marifetli eller. Kurban olurum ellerine senin.
Neydi onun adı? Oklu. Oklu. Ha. Merdane oklu. Ey, yumuş sert olması da. Yumuşacık. Biraz daha un. Biraz daha un mu koyalım içine? Biraz daha un koyuyoruz. Ne kadar sert olması lazım bu hamur? Onun ölçüsü nasıl olur? Nasıl anlayacağız? Kulak memesi. Şimdi hamurumuz sertleşti. Macide teyze, yoruldun sen. Yorulmadın mı? Sana helal olsun ya. Maşallah. Şimdi oklavayla devam mı ediyoruz? Evet. Merdaneyle açtık hamurumuzu. Oklavayla da daha sertleşdiği için keseceğim aç. Şimdi ne yapıyoruz? Bolca un diyoruz hamurumuzu. Diğer hamurlar gibi bir de bu beklemesi lazım değil mi? Direkt kesmeye başlayacağız. Erişte hamurunu katlama tekniği de var. Küçük. Herkesin de kendi tekniği var gördüğüm kadarıyla. Aman Allah muhafaza. Erişte hamurunu dörde katladık. Şimdi de hızlı hızlı. Hiç bıçakla kesmeye uğraşmıyoruz. Ellerimizle ayırıyoruz erişteleri. Nasıl? Bitti bulmuş. Bitti. Çorbamızın hamuru hazır. Çorbamızın hamuru hazır. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Ayıkladım. Deminden beri bunları dikmeye dikmeye uğraştım böyle. Çok da güzel yaptın. Şimdi biz bunları toplayıp erişte aşımızın harcının içerisine koyacağız. Ununu alacağım. Az ekleyeceğim. Bu kadar yeter mi? Yeter. Az ilave ediyoruz. Az. Yaklaşık 2 avuç kadar erişteyi biraz ilave ediyoruz. Az hafif çünkü yapışmasın diye değil mi? Şimdi bu erişte aşımı kaynamaya başlayacak, Eriştenin tabii un tadı kesmene. Ne kadar kaynatacağız biz bunu? 15 dakika kaynatırım, tamam. Erişte aşımız pişmek üzere, 15 dakika daha kısık ateşte kalacak, kaynayacak ve sonra yiyeceğiz. Evet. İkinci aşama nedir? İkinci aşama ne güzel teyze. Şimdi ikinci aşamamız nohutlu bozbaş yapacağız. Nohutlu bozbaş. Evet, şimdi etlerimizi koyduk. Bu ne kadar etti? 1,5 kilo eti nohutlu bozbaş yapmak için daha önceden kaynatıyoruz. Bunu alayım. Çiğdem bırak. Çabuk olsun diye kaynatılmış etleri koyuyoruz bozbaş yapmak için. Çiğdem bırak. Yoksa çiğdem. Çiğdem bırak. Hepsini çiğdem bırak. Bunlar mı çiğdem bırak? 1,5 kilo eti. Kaç tane patates kesiyoruz bunun içine? 2 tane. 2 tane patatesi 1,5 kilo bozbaş için hazırlanmış etin içerisine kesiyoruz. Büyük büyük doğruyoruz. Evet. Bu güzel teyze patatesleri içeriye koyduk. Şimdi nohutları ne kadar nohut koyduk biz bunun içine? 300 gram kadar. 300 gram nohut, 1,5 kilo et, 2 tane patates, 300 gram nohut.
sarı kökünü koydum. Sarı kökü. Koydum bunu. İki kaşık. İki kaşık sarı kökü. Koydum. Ondan buna şimdi biraz da domates koyacağım. Buna. Domates salçası. Yok domates. Domates sosu. Sosu koyacağım. Biraz bir şey. Ne kadar az bir şey. Böyle üç kaşık. Evet. Rengi. İşte bunu koyacağım. Kaynamaya. Patates pişene kadar. Kaynayacak. Kaynayacak. O kadar. Iğdırımızın bozbaşı. Iğdırın kaç senelik yemeği? Bunlar 100 senelik yemeği. 100 senelik yemek. 100 senelik yemekti bunlar. Iğdırın yöresel yemeği bozbaş. Sen ne zamanları pişiriyorsun bozbaşı? Ve kimden öğrendin ilk bozbaşı? Anneannemden. Anneanneden öğrendim. Anneannemden öğrendim. Anneannem bir tek İran'dan geldi. İran'dan geldi. Onlardan öğrendik. Hep onların yemekleridir. Biz onlardan aldık bu yemekler. Iğdır'da 100 seneden fazladır bozbaş pişiriliyor. Biz de bu geleneksel yemeğin tariflerini sizlere veriyoruz. Birazdan da afiyetle yiyeceğiz. Nurzel teyze yemekleri pişirdik. Şimdi tatlı yapacağız değil mi? Pirinç tatlısı mı? Pirinç tatlısı. Bunun adı ne burada? Burada şirini diyor. Şirini. Şirini. Iğdır'a has şirini tatlısı yapacağız. Doğumlarda yaparız. Canımız istediği zaman yaparız. Yani kiloya ihtiyacımız olduğumuz zaman bunları yapıp çok yeriz. İhtiyacımız var. Hemen yapalım bence. Şimdi yarım kilo pirinci yıkadım. Bunu koydum iyice ıslandı. İslandıktan sonra bunu robotta çektik. Robotta böyle yumuşacık değil, böyle biraz sert olarak çektik. Şimdi robot olmadığı için elimizde yaptık bunu. Şimdi buna yağ koyacağım böyle. Tereyağı koyacağız. Tereyağı. Evet, buna tereyağı koyacağım. Siz Iğdır'da tereyağına bir de sarı yağ diyormuşsunuz değil mi? Evet, sarı yağ. Sarı yağ. Ne kadar sarı? Tereyağı başka, sarı yağ başka. Bu şimdi tereyağı mı, sarı yağ mı? Bu tereyağı da yağ. Tereyağı, el yapımı tereyağı. Ev yapımı tereyağı. Ne kadar koyduk? Aşağı yukarı 3 kaşık. 3 kaşık tereyağını tabanıza koyduk. Şirinimiz için 3 kaşık tereyağını tabanıza koyduk. Ne ekliyoruz üstüne? Sarı kök. Sarı kök. Bu bize Iğdır'ımıza ait. Iğdır'a ait sarı kök tozunu erimiş tereyağı üstüne. Sarı kök. Toz değil, sarı kök. Toz. Sarı kök baharatı. Yağın içine koydum bunu. Bir kaşık sarı kök ya da zerdeçal. Tereyağının içine koyuyoruz. Hani ıslattık ya, su döktüm içine bunu. Evet. Ezdik elimizde. Elimizde ezdikten sonra bunu sulandık. Şirinimiz yumuşayana kadar pirinçler kaynayacak. Daha sonra da bir bardak şeker ilave edeceğiz. Yemeğe başlayacak. Şirinimizin pirinçleri yumuşadı, haşlandı, baharatları ile karıştı. Şimdi bir bardak şekerimizi ilave edeceğiz. Şekeri de ilave ettikten sonra ne kadar kaynayacak bunu Güzel teyze? 25 dakika kaynamak. 25 dakika. 25 dakika. 25 dakikadan sonra hazır. Herkes yoruldu. Nur Güzel teyze birazcık oturalım madem bu 20 dakika kaynayana oturalım kadar. Oturalım da dinlenelim de. Sohbet edelim de. Hadi bakalım sohbet edelim. Yemekleriniz pişe dursun. Biz 5-10 dakika sohbet edelim. Birazcık dinlenelim. Macide teyzeyle sohbetimize devam ediyoruz. Macide teyze sen Iğdırlısın. He Iğdırlıyım. Burada doğdun muydun? Burada doğdum büyüdüm. Günlerin nasıl geçiyor Iğdır'da? Çok güzel. Her gün bir yere gelmeklerde, toylarda, sinemalarda. Toy nedir? Toy düğün, çalgı. Gelin gelir, gelin gelir. Nasıl yapıyorlar düğünleri burada? Düğün bayağı bildiğimiz gibi düğün. Salonlar tutulur, kına yapılır, düğünler olur. Şimdi çok yani ağırdı yani düğünler. Eskiden bizler de öyle değil. Babamız, babalarımız söylerdi ki aman yazıktı oğlanı sıkmayalım. Kız da bizim, oğlan da bizim.
Yani öyle düğün yapardık yani. Şimdi çok ağırdı düğünler. Eskiden çok farklıydı değil tabii mi? Tabii eskiden çok farklıydı. Babalarımız kime verse giderdik yani. O zaman evlendiğin ama zaman... Ama şimdi öyle bir şey yoktu. Şey sormazlar, geliri ne? Şimdi hangi üniversiteyi bitirdi, nerede çalışıyor? Yani işi garantiye baştan bağlıyorlar. İstese versin, istese vermesin. O zamanlar garanti olarak ne gösteriliyordu hiçbir peki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Nasıl olsa bu bunu götürüp idare edecek. Babanın mülkü var. Çocuk da babanın yanında, nasıl olsa geci tezi babadan sonra çocuğa kalacak diye düşünürdü. Ama şimdi öyle değil. Diploması varsa, bir gelecek garantisi varsa, en az bir memnuniyet hayatı varsa olur. Şimdi 5 tane oğlun da varsa 5 evim var. 5 kızım varsa da 5 evi var. Ama eskiden öyle değildi. Bir oda bir araydı. Kayınvalide görünce hepimiz bir arada yatıp kalkıyorduk. Bir evde kayınvalide görünce bir evde. Bir evde ama şimdi nerede onlar? Burada da olur muydu peki gelin kaynana muhabbetleri öyle derdi derler miydi? Evet, kayınvalidene çok güzel geçinirlerdi. Burada güzel geçiniyorlardı. Çünkü o şartlar onu gerektirdiği için bir bahçenin içerisinde yeni evlenene bir oda eklenirdi. O odada o içeriye eve ait olurdu. Güzel geçinip giderdi bir şeyden, çocuktan. 4-5 tane çocuk olardı. O çocukların hepsi bir bahçede yaşayardı. Güzel, muhabbetli, sevgili, birbirlerini koruyan, seven. Ama şimdi herkes uzakta, herkesin evi eşi ayrı. Herkes yabancı olurdu. Arz ettiğin zaman kimseye yakında göremezsen. Değişti, Iğdır'ın her şeyi değişti. Iğdır'da bile akrabalar birbirlerine zor mu gidip geliyor? Ya eskiden haber olayı yoktu. Çat kapı giderdin, otururdun. Güzel de muhabbet ederdin. Haydi şimdi haber verirsen kalk hazırlık yap veya ben evde yokum bir yere gidiyorum. Ertesi günü gel. O soğuttu ilişkileri. Eski o samimiyet yok. Bak, gece gündüz herkes birbirine. Bu telefonla, televizyon olayı çok soğuktu yani. Soğuktu işler. Herkes evde oturuyor. Bir de bu ayrı ev olayları uzaklaştırdı. Şimdi samimiyet evin ortamındaydı. Ne olurdu birbirine yüz yüze olduğun için hadi kalk bugün bir yere akrabaya gidelim veya bir tanıdığa gidelim. Çoluk çocuk herkes birbirini o şekilde görüp büyüdüğü için samimiyet de devam edirdi. E şimdi yeğenlerim uzakta, yeğenlerimizi göremiyoruz. Ne olur? O yeğen benim çocuğumu görmediği zaman bir soğukluk girer. Ama bir bahçenin içinde büyüdüğü zaman, bir mahallenin içinde büyüdüğü zaman daha farklı olur. Daha bir samimi olursa. Bak ne gibi? Kalanın kızıyla ben hemen hemen aramızda birkaç yaş fark var. Birkaç yaş da demeyeyim. 9-10 yaş var. Biz ikimiz arkadaş gibiyiz. Niye? Bir evde büyüdüğümüz için. Bu samimiyet onunla. Yengelerimiz olsun, yeğenlerimiz olsun hep. Ama gelecek nesilde daha da uzaklaşacaklar. Gitgide insanlar uzaklaşır. Toplanırdık bir bahçeyi. Yerdi, içerdi. Çocuklarımız oynayardı. Hiç kimse hiç kimseye zarar vermezdi. Ama içimdikiler bir tane değil. Bir tane de çok şımardılar. Dolmuş. Bizim çocuklarım her an 5 deneydi, 3 deneydi, 2 deneydi. Hepsi bir arada oynuyordu. Kavga olay yoktu yani. Çocuklar çok eskiden koruyordu. Çamaşır makinesi yokudur. Buzdolabı yokudur. Hiçbir şey yokudur. Bunların bahçesi, Ferhangi'nin bahçesi çok büyüğüydü. Büyük kurtlu kazanları bıraktı, kaynatırdılar suları. Herkes çamaşırını işte alırdı, bir leğen koyardı, leğen de yıkardı. 50 sene önce. O dere ya başında işte dereler akardı ya, bahçemizde. Ben bahçemin çok güzel dere akardı. Derede çamaşır dururlardı, bulaşık yıkardı. Ama şimdi nerede onlar? Yok onlar. Hepimiz böyle, bir benim çocuklarım, bunların çocukları, bir sofra kurulurdu, hepsi toplanırdık bir araya. Hadi de Perhan neneme, hadi de Nuksan neneme, böyle bile hep nene diye bize şeydi. Ama şimdikler öyle bir sevgi yoktur. Şimdi bizden olanlar hep yani böyle kısım arkabaya tanıdıktır, herkesi biliyor. Ama bundan sonra gelen nesil hiç kimseyi tanımayacaklar. Bizim hep büyükler nasıl gördülerse çocuklar büyüklerden öyle de yüktüler ya. Yani. Saygı, sevgiler. Bu arada yemeklerinde kokusu gelir.
Yemeklerin kokusu gelmeye başladı. O halde bizim soframız ayrı olmasın. Bizim soframız herkese açık. Hep birlikte soframıza oturalım inşallah. Her zaman buyurun soframıza. Her zaman bekleriz. Her zaman soframıza bekliyoruz. Haydi bismillah. Nurzel teyze, bozbaşımız ne alemde? Bozbaşımız pişmek üzere. Pişmek üzere. 20 dakikadır kaynıyor. İşte bizim bunlar özel etten olurlar. Özel et. Paça etinden. Paça etinden. Hud etinden olurlar bunlar. Koyunun mu? Kuzunun mu? Koyunun. 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 Paça etinden. Nohut etini koyduk. Sarı kök koyduk. Nohut patates koyduk. Hepsini çiğden koyduk. Evet. Pişene yakın da şeyini koyduk. Patatesini koyduk. Evet. O kadar. Yağını koyduk. Efe eğer yağlı işaretçiden yağlı olursa yağ bırakmaz. Yağlı olmazsa yağ az bir şey bırakır. Kuyruk etinden yapılır. Parça parça kuyruk eti bırakılır. O kadar. Bozbaşımız pişti. Sofamızı hazırlasın. Hazırlasınlar. Hazırlasınlar. Nurgüzel teyze diyor ki yemekleri biz pişirdik, sofrayı gelinler kızlar hazırlasın. Bizim soframızı kurduk. Hep birlikte soframızdayız. Yemeklerimiz pişti. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Tekrardan yemeklerimizi size tanıtacağız. Bozbaşımız hazır. Şirinimiz hazır. Erişte aşımız hazır. Umaç aşı. Umaç aşımız hazır. Ve yoğurt çorbası. Katık aşı. Yani yoğurt çorbası. Bunlar hazır. Hazır oldu. Pişmişler geldi. Gözden pişmişler. Gayrimizin erime, gösterim erime. Yani kocaman. Aha, yani yemeği pişirenlerle, pişirmeyenlerle birlikte sofraya oturduk. Ama hep birlikte yiyeceğiz anlamına geliyor bu manada. Yani pişiren yer olar, gelmenizi al olar. Be. Be. Makarnayı pişireceğiz. Ya pişiremezsin zaten. Ya olmasa pişiremez mi? Bunlar hepsi pişiremez. Kim yaptı ya? Aşı pişiren yağlar, geldiğimizde ağlar. Ama aşının tadını hep birlikte bakın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. İyi. Hiçbir yemeğe benzemiyor gerçekten. Tadı çok güzel. Hele ki neydi bu otun ismi burada yetişen? Everik. Everik. Everik'in çok özel bir tadı var. Birazcık ıspanağı andırıyor. Birazcık semiz otunu andırıyor. Ama ikisinin arası bir tat. Bu lezzeti mutlaka siz de tatmalısınız. Bunun için de Iğdır'a, merkeze gelip Nurgüzel teyzeden omaç aşı istemelisiniz. Buyurun. Gelen tadı damağımızda kalan bu lezzetleri, sıcaklığı ile bu havada içimizi ısıtan bu insanlara veda etme zamanı şimdi. Uçakla Türkiye'nin her yerine bir saat uzaklıkta olan bu şirin ilimizi mutlaka ama mutlaka gezi rehberinizin en başına koymanızı tavsiye ediyoruz. Kaşık sarı kökü koyduk. Ondan buna şimdi biraz da domates koyacağım buna. Domates salçası. Yok domates. Domates sosu. Sosu koyacağım bir şey. Ne kadar az bir şey böyle 3 kaşık. Evet. İşte bunu koyacağım kaynamaya. Patates pişene kadar. Kaynayacak. Kaynayacak. O kadar.
Iğdır'ımızın bozbaşı. Iğdır'ın kaç senelik yemeği? Bunlar 100 senelik yemeği. 100 senelik yemek. 100 senelik yemekti bunlar. Iğdır'ın yöresel yemeği bozbaş. Sen ne zamanlar pişiriyorsun bozbaşı ve kimden öğrendin ilk bozbaşı? Anneannemden öğrendim. Anneannemden öğrendim. Anneannemi biraz İran'dan geldim. İravan'dan geldim. Rusya'dan geldim. Onlardan öğrendik. Hep onların yemekleridir. Biz onlardan aldık bu yemekler. Iğdır'da 100 seneden fazladır bozbaş pişiriliyor. Biz gibi geleneksel yemeğin tariflerini sizlere veriyoruz. Birazdan da afiyetle yiyeceğiz. Nurcan teyze yemekleri pişirdik. Şimdi tatlı yapacağız değil mi? Pirinç tatlısı mı? Pirinç tatlısı. Bunun adı ne burada? Burada şirini diyor. Şirini. Şirini. Iğdır'a has şirini tatlısı yapacağız. Doğumlarda yaparız. Canımız istediği zaman yaparız. Yani kiloya ihtiyacımız olduğumuz zaman bunları yapıp çok yeriz. İhtiyacımız var. Hemen yapalım bence. Şimdi yarım kilo pirinci yıkadım. Bunu koydum, iyice ıslandı. İslandıktan sonra bunu robotta çektik. Robotta böyle yumuşacık değil, böyle biraz sert olarak çektik. Şimdi robot olmadığı için elimizde yaptık bunu. Şimdi buna yağ koyacağım böyle. Tereyağı koyacağız. Tereyağı. Evet, buna tereyağı koyacağım. Siz Iğdır'da tereyağına bir de sarı yağ diyormuşsunuz değil mi? Evet, sarı yağ. Sarı yağ. Ne kadar sarı? Tereyağı başka, sarı yağ başka. Bu şimdi tereyağı mı, sarı yağ mı? Bu tereyağı. Tereyağı, ev yapımı tereyağı. Evet, bu tereyağı. Ne kadar koyduk? Aşağı yukarı 3 kaşık. 3 kaşık tereyağını tavamıza koyduk. Şirinimiz için 3 kaşık tereyağını tavamıza koyduk. Ne ekliyoruz üstüne? Sarı kök. Sarı kök. Bu güzel Iğdır'ımıza ait. Iğdır'a ait sarı kök tuzunu erimiş tereyağı üstüne. Tuz değil, sarı kök. Toz değil, sarı kök. Tuz. Sarı kök baharatı. Yağın içine koydum bunu. Bir kaşık sarı kök ya da zerdeçal. Tereyağının içine koyuyoruz. Hani ıslattık ya, su döktüm içine bunu. Evet. Ezdik elimizde. Elimizde ezdikten sonra bunu sulandık. Şirinimiz yumuşayana kadar pirinçler kaynayacak. Daha sonra da bir bardak şeker ilave edeceğiz. Yemeğe başlayacak. Şirinimizin pirinçleri yumuşadı, haşlandı, baharatları ile karıştı. Şimdi bir bardak şekerimizi ilave edeceğiz. Şekeri de ilave ettikten sonra ne kadar kaynayacak bunu güzel teyze? 25 dakika kaynamak. 25 dakika. 25 dakika. 25 dakikadan sonra hazır. Herkes yoruldu. Nurzel teyze birazcık oturalım madem bu 20 dakika kaynayana oturalım kadar. Oturalım da dinlenelim de. Herkes sohbet edelim de. Hadi bakalım sohbet edelim. Yemekleriniz pişe dursun. Biz 5-10 dakika sohbet edelim, birazcık dinlenelim. Macide teyze ile sohbetimize devam ediyoruz. Macide teyze, sen Iğdırlısın. He, Iğdırlıya. Burada doğdun büyüdün. Burada doğdum büyüdüm. Günleri nasıl geçiyor Iğdır'da? Çok güzel. Her gün bir yere gelmeklerde, toylarda, sinemalarda. Toy nedir? Toy düğün, çalgı, gelin gelir, gelin gelir. Nasıl yapıyorlar düğünleri burada? Düğün bayağı bildiğimiz gibi düğün. Salonlar tutulur, kına yapılır, düğünler olur. Şimdi çok yani ağırdı yani düğünler. Eskiden bizler de öyle değil. Babamız, babalarımız söylerdi ki aman yazık da oğlanı sıkmayalım. Kız da bizim, oğlan da bizim. Yani öyle düğün yapardık yani. Şimdi çok ağırdı düğünler. Eskiden çok farklıydı değil tabii mi? Tabii eskiden çok farklıydı. Babalarımız kime verse giderdik yani. O zaman evlendiğim ama zaman... Ama şimdi öyle bir şey yoktu. Şey sormazlar. Geliri ne? Şimdi hangi üniversiteye bitirdi, nerede çalışıyor? Yani işi garantiye baştan bağlıyorlar. İstese versin, istese vermesin. O zamanlar garanti olarak ne gösteriliyordu hiçbir peki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Nasıl olsa
Bu bunu götürüp idare edecek. Babanın mülkü var. Çocuk da babanın yanında, nasılsa Gezi teyze babadan sonra çocuğa kalacak diye düşünürdü. Ama şimdi öyle değil. Diploması varsa, bir gelecek garantisi varsa, en az bir memnuniyet hayatı varsa olur. Şimdi 5 tane oğlun da varsa 5 evim var. 5 kızım varsa da 5 evim var. Ama eskiden öyle değildi. Bir oda bir araydı. Kaynene, bahçe, görünce, bahçe içi. Hepimiz bir arada yatıp kalkıp. Bir evde, kayınvalide. Tabii bir evde, ama şimdi nerede onlar? Burada da olur muydu peki gelin, kaynana, muhabbetleri öyle dert ederler miydi? Evet, ya çok, kaynana çok güzel geçinirdi. Burada güzel geçiniyorlardı. Çünkü o şartlar onu gerektirdiği için bir bahçenin içerisinde yeni evlenene bir oda eklenirdi. O oda da o içeriye eve ait olurdu. Güzel geçinip giderdi bir şeyden, çocukta 4-5 tane çocuk olardı. O çocukların hepsi bu bahçede yaşayardı. Güzel, muhabbetli, sevgili, birbirlerini koruyan, seven. Ama şimdi herkes... Tandırımız içeride yanmak üzere. Isınırken tandırımız, hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz içinde yumurtalarımızı kümesten, tazecik tavukları kışkışladıktan sonra topluyoruz. Şimdi bu yumurtalarla birlikte tandırımızın yanına gidiyoruz. Tavukların yumurtalarını aldım kümesten. Beni görmeden tandırın yanına gideyim. Evet. Merhaba. Biz ne yapıyoruz şimdi burada? Tandır ekmeği pişireceğiz. Tandır ekmeği pişireceğiz. Peki, tandır dediğimiz budur. Evet. Burada alevler resmen burayı ısıttı. Ne zaman yaktık biz bunu? Biraz bundan önce yaktık. Yarım saat önce. Yarım saat ısınacak mı bu şimdi? Evet. Ekmeği ne zaman pişirmeye başlayacağız? Birazdan başlayacak, bir 10-15 dakika sonra. 15 dakika daha, yani 45 dakika ısınacak tandır. 45 dakika sonra ekmeklerimizi bunun içinde pişirmeye başlayacağız. Peki bu tandırda ne zamandan beri ekmek pişiriyorsunuz siz? 4-5 sene. 5 sene. Bu köyde ne zamandır var bu tandır? 10 sene, 15 sene olar yani. 15 senedir tandırda ekmek pişiyor. Evet. Lezzeti daha farklıdır muhakkak. Evet, çok güzeldir lezzeti. O halde tandırımız ısınıyor. Birazdan ekmek yapmaya başlayacağız. Tandırımız ısındı. Ekmeğimizi yapmaya başlayacağız şimdi. Tahtadan un tahtamızı, ekmek tahtamızı koyduk tandırın başına. Üzerine unumuzu da serptik. Şimdi hamurlarımızı Hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu. Maharetli ellerin ekmeği hazırlayışını hayranlıkla ve biraz da kıskançlıkla izliyoruz. Daha şimdiden iştahımız kavarmaya başladı. Ben alayım onu. Bu ne bu? Bunu da çektim. Bu ne? Bu ekmek üstüne koyacak, vuracak şeye, tendere. Bu rafetadır. Ana masamız öyle şey. Ne bunun ismi ne? İsmi rafete. Rafete. Evet. Bu rafetadır, ekmek üstünde. Şimdi ekmeği bunun üzerine açacağım. Tamam. Bunun üzerine koyup tendere vuracağım. Tamam. Hadi bakalım. Kaç senedir ekmek yapıyorsun sen teyze? 10 sene. 10 sene. Maşallah, ne kadar da hızlı hızlı. Günde kaç tane ekmek çıkarıyorsun? 50 tane, 60 tane. Yani yediğimize göre. Şimdi biz bu unun içine ne koyduk? Önce unu... Kaç kilo hamur bu? 3 kilo. 3 kilo hamur. 3 evet. Kilo hamura... İçine maya koydum, tuz koydum, su koydum, un koydum. Tamam. Yoğurdum. Yoğurduktan sonra da... Ondan sonra da... Ne kadar yoğurduk biz bunu? Yarım saat. Yarım saat evet. Yoğurduk. Sonra evet. Dinlenmeyi bıraktık. Evet. Dinlendi. Dinlendikten sonra tandırı yaktım. Tandırı yaktıktan sonra da daha ekmeği pişirmeye başlayacağım.
İnşallah. İnşallah. Şimdi bunları beze beze ayırıyor musun sen? Bunlara ne diyorsunuz siz? Künde. Künde diyorsun. Evet. Şimdi burada 3 tane künde mi var? Evet. 3 tane künde olacak ekmek. Evet. Lavaş olacak. Lavaş yap. Evet. Açıyoruz, elimizle mi açıyoruz? Hayır, elimizden değil. Okluf da. Okluf. Evet. Okluf nedir? Okluf da bu lavaşı aşma oklufudur. Okluf. Hamuru aşma için. Bizim merdane dediğimiz tahtaya burada okluf deniliyor. Evet. Bununla da şimdi hamurumuzu açıyoruz. Evet. Babam şey yoktu. Bağlayıpsa. Ben tutacak yeri yoktu. Var mı? Tamam. Daha mı zor olacak şimdi? Yok. Olmaz. Ekmeğimizi yapıştırdık. Şimdi kaç dakika bekleyecek orada? 5 dakika, 10 dakika ne böyle bekleyecek. 5 dakikaya pişiyor. Evet. Ekmeklerimiz pişiyor burada hızla, çok hızlı ve çok güzel kokuyor ama evet, gözlerimiz görmüyor, az kaldı. Biz yemeklerimizi hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Ne yemek pişireceğiz bugün? Nohutlu yemek, ızgara. Bozbaş. Bozbaş pişireceğiz. Umacaşı, bir de köfte, taş köftesi. Taş köftesi. Peki bunları hazırlık yapmak için biz eve doğru gidelim. Eve gidelim, evet. Hazırlıklarımızı yapalım, ekmeklerimiz de o zamana kadar pişe dursun, biz evde mutfaktayız. Bizi pişirelim o zaman. Çalın kapıyı, zaten herkes içeride. Evelik, erik, kuru erik koydum. Kayısı kuru, kayısı koydum kuru suları. Evet. Şimdi de maşımızı dökeceğim içine. Maş, yani börülcüğümüzi maş şimdi de içerisine dökeceğiz. Şeyleri tatlıcı olduğu için. Ne kadar börülcü o? Kaç kilo börülce? Yarım kilo. Yarım kilo börülceyi hepsini yarım kilo erişte aşının harcının içerisine döküyoruz. Şimdi nohutunu bırakacağım. Ben kız nohutu alayım. Oradan nohutu alayım. Alayım nohutu. Nohut. Bir kilo mu? Kaç kilo nohut bu? Hepsi yarım kilo. Yarım kilo? Yarım. Yarım kilo nohutu da o da nohut harcımızın içine koyduk. Şimdi bunun ağzını kapatacağız. Kapağını başlayacağız. Biz bunun erişesini yapacağız. Hamburunu yapacağız. Değerli izleyiciler, şimdi nohutumuzu içine koyduktan sonra haşlamaya, kaynamaya bırakacağız erişte aşımızın harcını ve şimdi eriştemizi yapmaya başlayacağız. Şimdi erişte aşımızın harcı arkada pişiyor. Pişiyor, evet. Eriştemizi hazırlıyoruz. Bunun içine şimdi erişte içine koyduk. Bir yumurta, bir kaşık tuz. Bir bardak su. Alabildiği kadar un alacak. Alabildiği kadar un. O zaman eriştemizi hamurunu şimdi yapıyoruz. Hamurunu yapıyoruz. Evet. Marketlerden hazır almaya alıştığımız erişteleri bir çırpıda yapıveriyor bu marifetli eller. Kurban olurum ellerine senin. Neydi onun adı? Oklu. Oklu. Nereden oklu? Sert olması lazım. Azıcık un lazım. Biraz daha un. Biraz daha un mu koyalım içine? Biraz daha un koyuyoruz. Ne kadar sert olması lazım bu hamur? Onun ölçüsü nasıldır? Nasıl anlayacağız? Kulak memesi. Şimdi hamurumuz sertleşti. Macide teyze, yoruldun sen.
Yorulmadın mı? Yok, ne bak. Sana helal olsun ya. Maşallah. Şimdi oklavayla devam mı ediyoruz? Evet. Merdane ile açtık hamurumuzu. Oklavayla da daha sertleşti için. Keseceğim aç. Hı. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu unluyoruz. Diğer hamurlar gibi bir de bu beklemesi lazım değil mi? Direkt kesmeye başlayacağız. Erişte hamurunu katlama tekniği de var. Küçük küçük kes. Herkesin de kendi tekniği var gördüğüm kadarıyla. Aman Allah muhafaza. Erişte hamurunu dörde katladık. Şimdi de hızlı hızlı. Hiç bıçakla kesmeye uğraşmıyoruz. Ellerimizle ayırıyoruz erişteleri. İşlemimiz de yaptık bunlar. Nasıl? Bitti bunlar. Bitti. Çorbamızın şimdi hamuru hazır. Çorbamızın hamuru hazır. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Ayıkladım. Deminden beri bunları dikmeye dikmeye uğraştım böyle. Çok da güzel yaptın. Şimdi biz bunları toplayıp erişte aşımızın harcının içerisine koyacağız. Unu alacağım. Az az ekleyeceğim. Bu kadar yeter mi? Yeter. Az az ilave ediyoruz. Yaklaşık 2 avuç kadar erişteyi biraz ilave ediyoruz. Az az hafif hafif çünkü yapışmasın diye değil mi? Yapışmasın diye. Şimdi bu erişte aşımı kaynamaya başlayacak. Kaynayacak. Erişlerin tadı kesmeden. Ne kadar kaynatacağız biz bunu? 15 dakika kaynadım. Tamam. Erişte aşımız pişmek üzere. 15 dakika daha kısık ateşte kalacak, kaynayacak ve sonra yiyeceğiz. Evet. İkinci aşama nedir? İkinci aşama ne güzel teyze. Şimdi ikinci aşamamız nohutlu bozbaş yapacağız. Nohutlu bozbaş. Evet. Şimdi etlerimizi koyduk. Bu ne kadar etti? 1,5 kilo eti nohutlu bozbaş yapmak için daha önceden kaynatıyoruz. Çabuk olsun diye kaynatılmış etleri koyuyoruz bozbaş yapmak için. Çiğden bırak. Yoksa çiğden. Çiğden bırak. Hepsini çiğden bırak. Bunları çiğden bırak. 1,5 kilo eti. Kaç tane patates kesiyoruz bunun içine? 2 tane patatesi 1,5 kilo bozbaş için hazırlanmış etin içerisine kesiyoruz. Büyük büyük doğruyoruz. Evet. Bu güzel teyze patatesleri içeriye koyduk. Şimdi nohutları ne kadar nohut koyduk biz bunun içine? 300 gram kadar. 300 gram nohut, 1,5 kilo et, 2 tane patates, 300 gram nohut, sarı kökünü koyduk. Sarı kökü. Ağrı Dağı'nın eteğinin ucuna serpilmiş insanların diyarında Iğdır denir. Iğdır ya da Yeşil Iğdır.
Buraya Yeşil Iğdır denmesinin sebebi çevresine göre oldukça alçakta kalması ve mikroklima alanı olmasından dolayı sürekli yeşil bir tabiat görüntüsüyle örtülü olmasıdır. Kayısısıyla da ün yapmış Iğdır, çevresinde yetiştirilemeyen birçok meyve ve sebzenin yetişmesine elverişli. Tabiat keyfinin doğuda en güzel sürdürülecek yerlerinden biri olan Iğdır'ın Aras Nehri ve Ağrı Dağı manzarası bile büyülenmenize kâfi. Iğdır'ın bir başka özelliği de Nahçıvan, İran ve Ermenistan'la ülkemizde en çok ülkeye sınırı olan şehir ünvanına sahip olmasıdır. Türkiye'nin uzak doğu noktasını oluşturan Iğdır, Ermenilerin yaptığı soykırım sırasında birçok evladını, yaşlısını, çoluğunu, çocuğunu, annesini şehit vermiş. Bu yüzden hemen hemen şehrin her köyünde ufak anıtlar görmeniz mümkün. Çok fazla şehit veren Iğdır'da hem soykırım anıtı dikilmiş hem de soykırım müzesi açılmıştır. Şimdi müzenin içini hep birlikte gezelim ve burada hunharca öldürülen vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla yad edelim. Iğdır'da yeraltı zenginlikleri hakkında yapılan çeşitli araştırmalarda petrol yataklarına rastlandı ve bunun için İstanbul'dan buraya sondaj aletleri getirilmiş. Eğer buradan çıkan petrol kaliteli bir petrol olursa hem ülke hem de Iğdır'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Yakın zamanda yapımı tamamlanan Iğdır Uluslararası Havalimanı ile birlikte Kafkaslar, Orta Doğu, Avrupa'nın arasında bir aktarma noktası haline getirilmesi planlanıyor. Şimdi bu koşturmacanın ardından acıktığımızı hissedip farklı lezzetler için yola koyulmak istiyoruz. Bizim soframızı bugün Iğdır'ın Oba Köyü'nde açıyoruz. Aysen Hanım bize tandırdan sıcak sıcak ekmekler yapacak. Biz de size sunacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Iğdır'a gidip köklü kültürünün yemeklerini tatmamak olmaz dedik. Bir yola koyulduk. Bu şirin ilin yemeklerini sizlere tattırmak için Oba Köyü'ne varmak üzere yola koyulduk.
Bizim soframızı Ağrı Dağı'nın eteklerine kurduk. Hep birlikte tandıra doğru gidiyoruz. Iğdır'ın bozbaş yemeği bu ile birlikte ün yapmış bir yemek. Bir dışarıda bir lokantada yemek isteseniz bile bu lezzeti bir Iğdırlı'nın elinden çıkan bozbaşın lezzetiyle karşılaştıramazsınız bile. İlk olarak tandır ekmeğimizi yapmaya koyuluyoruz. Bir daha çalalım. Buyurun, buyurun hanımlar, buyurun, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Buyurun mutfağımıza. Hoş bulduk. Yemek başına, buyurun. Aa, hemen iş başına. Hemen hiç durmuyoruz. Bu eve içeriye girer girmez buyurun, yemek yapmaya başlıyoruz. Azdan yürüyün hanımlar, ocak başına. Ocak başına gidelim. Evet. Macide teyze ve Nurgüzel teyzenin konuğuyuz. Iğdır'dayız. Macide hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Ne yemek pişireceğiz? Hemen mutfağa girer girmez. Ben Iğdır'ın ev iştahını yapacağım. Annelerimizden kalma yemeklerimizi yapacağız. Ev iştahımızı yapacağız size. Size tarifini vereceğim. Tarifini verecek misin? Evet, vereceğim. Çok gizli tarifi bize vereceğiz. Vereceğim. Nurgül teyze bize gizli Iğdır'ın erişte aşının tarifini verecek. Sadece bizim soframız ekibi için. Evet. Başka ne yemek yapacağız bugün? Iğdır'ın nohutlu bozbaşını yapacağız. Nohutlu bozbaş yapacağız. Çok namı duyulmuş bir evet, bozbaş. Evet, çok Iğdır'ın meşhur bir yemeğimiz. Iğdır'ın. Onu Iğdır'a gelen yemese pişman olur yani. Oo. Çok pişman olur onu yemese. Biz pişman olmamak için bir an önce yemeğimizi pişirmeye başlayalım evet, o halde. Evet başlayalım. Hadi. Nurgüzel teyze ne yapıyoruz biz şimdi? Biz erişte haşı yapacağız. Erişte haşı yapacağız. Şimdi yağını bıraktık. Şimdi soğanları doğrayacağım içine kızım. Ne kadar yağ koyduk biz bu tencerenin içine? 200 gram yağ koyduk. 200 gram yağ koyduk. 4 tane soğan koyduk. 4 tane soğan koyuyoruz. Bunları kızartacağız kızım. Kaşığın nerede? Bu mu bunun kaşığı? Evet. Salçayı alamadım. Macide teyze. Salça salçamız yok. Nerede? Salça dolapta. Dolapta. Oradan salça yedik. Böyle bir tane yedik. Bu mu? Salçamız. Ne güzel kokuyor. Nurgüzel teyze. Evet. Kaç senedir yemek pişiriyorsun sen? Ben 47 senede yemek yapıyorum. Hoş. Hep toplum yemeklerini yaparım. Hayır işlerimizde, kına gecelerimizde yemek yaparım. Cenaze yerlerimizde yemek yaparım. 60 kilo etin yemeğini yaparım. 100 kilo pirincin. Maşallah. Pilavını, süzme pilavı yaparız. Yoğurt çorbası yaparız yalnız. Salata yaparız Iğdır'ımızı. Iğdır'ın aşçısı o zaman Nurgüzel teyze. Iğdır ailesinin. Iğdır ailesinin aşçısı Nurgüzel teyze. Yani bizim soframız en doğru mutfakta şu an Iğdır'da. Nurgüzel teyzenin usta ellerine erişte aşını bırakıyoruz. İşte salçasını bıraktık kızım. Etini bırakacağım. Etini koy. Ne kadar et koyuyoruz onun içine? 1 kilo daha önceden haşlanmış eti. 1 kilo koyacağım. Erişte aşını hep yapar mısın Nurgüzel teyze? Ne zaman yaparsın? Erişte aşını en fazla kışın yapılır. Bunlar. Kışın yapılır. Evet. Niçin? Bunlar böyle bir hasta oldu mu, soğuk oldu mu yapılır yani. Bir üstü yumuşaktır, işte kabak tadır. Et suyundan dolayı? Et suyundan. Şimdi bunun malzemeleri var. Bunlar çok böyle değerli malzemeler bunlar. Öyle yani. Ben yardım edeyim sana. Yeterli. Yeterli mi onlar? Yeterli. Tamam. Yaklaşık 1 kilo eti kazanımıza, tenceremize koyduk. Kavurmaya devam ediyoruz. Hep birlikte erişte aşının bitmesini sabırla. Sabırla değil. Çabuk olsun istiyoruz. Ne kadar tuz koyuyoruz bunun içine? Bir kaşık. Tuzunu alalım. Tadına. Tadına göre. Bir kaşık. Bir şey yok. Bir kaşık tuz koyuyoruz bunun içine. Salça koyduk, tuz koyduk, eti koyduk, soğanı kavurduk,
Yağımızı koyduk. Şimdi bunların içine bir kaşık kırmızı biber koyuyoruz. İki kaşık kırmızı biber koyuyoruz. Bir kaşık karabiber. Bir kaşık karabiber koyuyoruz. Nurgüzel teyze, bu şimdiden çok güzel kokmaya başladı ama. Hadi koy, daha da bakacak o kızım. Haşladığımız 1 kilo etin suyunu da erişte aşımızın içerisine döküyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Ne kadar sıcak su ilave ettik şimdi bu? 2 litre. Yani yaklaşık 3 litre su tekrardan ilave ediyoruz. Eveliği var bu. Evelik. Bu dağlarda yetişer. Otun ismi mi evelik? Evelik de dağlarda yetişer. Evelik sadece dağlar, yani sadece Iğdır'a has bir ot. Evet, Iğdır'a has. Yani İstanbul'da bu otu bulamayacaklar mı? Bulamazlar. İstanbul'a göndermiş biz. Biz İstanbul'a bu yemeği yapmak isteyenlere evelik otunu Iğdır'dan göndereceğiz. Ne kadar koyduk evelik otundan buna? 1 kilo. Şimdi bu kaynamaya aşımına bırakacağız. Aşını kaynadı mı? Şimdi bunu bizim başımız... Bu harcı değil mi şimdi? Erişte harcı. Evet, harcıdır onu bıraktım. Şimdi hangi aşamadayız? Şimdi bunun nohudunu bırakacağım. Nohudunu koyacağız içine. Bırakacağım. Bunun maş... Börülcek başlıyoruz. Börülce. 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 Maş. Maş. Iğdır'da börülce maş deniliyor. Maş diyeceğim. Maşı yani börülceyi de erişte aşımızın içerisine koyacağız. Şimdi Nurgüzel teyze, tekrardan börülceyi koymadan önce tencerenin içinde neler var bunları sayalım. Evet, neler var sayalım oğlum. Soğanla yağı kavurdum. Evet. Etini kavurdum. Evet. Salçasını koydum. Hı-hı. Baharatını koydum. Kırmızı biber, karabiber koydum. Hı-hı. Ondan sonra ıldırı ayıp olarak evveliğini koydum.